Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Peki bu saydığınız belirtilerin kaç tanesi ya da hepsi olduğunda mı daha dikkatli olmamız gerekiyor size başvurmalar açısından? Yani her bir bulantı, mide bulantısı ya da hayır. Yani kol bacak ağrısı. Her bir şey tabii ki böyle değil ama yani uzun süre geçmeyen, gittikçe artan bulgularda şüphelenilmekte fayda var. Baş ağrısı örneğin sabahları şiddetlenen, beynin ön bölgesi ve arka bölgesinde daha çok belirgin eden, ıkındıkça basınç artışıyla daha da artan baş ağrıları şeklinde kendini gösterir. Yine nöbetler özellikle daha düşük gradlı tümörlerde nöbetler ön plana çıkar. Yani bu nöbet dediğimiz sarğa nöbeti diye tarif ettiğimiz bayılma ya da tarzı nöbetlerdir. Yine bir tarafta uyuşukluk, his kaybı, kuvvet kayıpları, bazı organlarımızdaki fonksiyon bozuklukları, örneğin görmede, duymada, konuşmada bozukluklar. Bunlar dengede bozukluklar. Bunlar bize sinyallerdir. Peki görülme sıklığı nedir? Çocuklarda ya da yetişkinlerde aynı oranda mıdır? Çocuklarda farklıdır. Çocuklarda daha olarak daha yüksektir. Yani genel şeylere göre çocuk çağı tümörleri içerisinde. Yetişkinlerde ise yaklaşık 100 binde 5 civarında görülür. Tüm tümörlerinde yaklaşık %5 ile 9'u beyin tümörleri olarak karşımıza çıkar. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.